Derine Bahar 1905 kanalından herkese iyi günler. Bütün dostlara hoş geldiniz diyelim. Arkadaşlar, öncelikle sizlere iyi haftalar diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyelim. Ve sizlerle birlikte güzel, interaktif, top dolu bir yayın yapacağız inşallah. Böyle hararetli, keyifli, keyif alacağınız, emin olun. Güzel bir yayın olacak. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Görsellerimiz var, bunları konuşacağız. Ama muhakkak katkı vermek için yayınımızı beğenelim. Onu istiyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar da gösterdiğiniz ilgi için de tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi yavaştan sizlerden gelen sorularla başlayalım arkadaşlar. Üçüncü beğeni benden Veys, iyi yayınlar demiş. Aydın Ayanoğlu, çok değerli bir arkadaşımız. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, selamlar Musa abi. Beşinci like benden demiş Murat Esen. Teşekkür ediyorum Murat'a da. Mesut Zengin, dördüncü like benden demiş. İyi yayınlar Musa abi. Yedinci like benden demiş. Herkes like'ını yazmış. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yani beni sahiplendiğiniz, bu yayını, bizi, Derin Haber ailesini sahiplendiğiniz için hepinize binlerce kez teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepiniz iyi ki varsınız diyorum. Gerek destekleriniz, gerek Süper Chat, Katıl, Sticker'dan veya beyinlerle desteklerinizi hiçbir zaman unutmam. Hasan abi, dediğim gibi her zaman da söylüyorum. Galatasaray tribün emekçisi bir abimiz. Bütün dönemlerde, her sezon, her yer dönemlerde, ki İstanbul dışında olmasına rağmen Galatasaray'ımızı takip etmeyi bırakmamış bir abimiz. Sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. İyi yayınlar Caner Kılıç demiş. Teşekkür ediyorum. Dubio geldi mi demiş. Dubio. Necdet Cümleten, selamun aleyküm. Hayırlı günler, iyi yayınlar demiş. Grilich'i de sormuş. İyi yayınlar Musa abi, böyle abi kolay gele demiş. Teşekkür ediyorum. Bakıyorum başka var mı? Çağlar vardı burada. Çağlar'a da bir selam verelim. Herkesin selamını alalım. Musa abi 6 numara adayım Talisca demiş. Espri yapmış. Talisso, özür dilerim. Talisso olabilir. Tamam. Ben Talisca, beni trollüyor zannettim. Musa abi yine çok yakışıklısın. Like ve abone ve kalıcı yorum yapalım demiş. Erol, hoş geldin. Ali Çakmak burada. Bakıyorum. Karanlık, iyi yayınlar abi. Arnautovic ne durumda demiş. Bunların hepsini birazdan değerlendireceğiz. Musa abi iyi yayınlar demiş. Hayırlı günler dilerim güzel insan. Like bizden demiş. Teşekkür ediyorum Şükran Şimşek'e. Herkes kendine göre en iyi Galatasaraylıdır. Buna da %100 katılıyorum. Ben hani sizlerin Galatasaraylılığını ölçmüyorum. Yani burada herkes, mesela şu dönem şöyle bir şey çıkmaya başladı. Aynı düşüncede olmadığın insanı sen başka takım diye addediyorsun veya o seni başka takım diye addediyor. Sen fikirden aynı düşüncede olmadığın insana sen de farklı bakıyorsun falan. Böyle bir sürü hikayeye doğru gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar, dün bu Okan Buruk'un açıklamaları vardı. Önce Okan Buruk'un açıklamalarıyla başlayalım. Dünkü maçı izleyen arkadaşlar gözüne çarpan var mı, nedir? Yusuf da hoş geldin. Hollanda'dan selamlar demiş. Bizim ekip sağlam olduk yani. Hepiniz kalıcı dostlarımız, arkadaşlarımız her daim dediğim gibi. Mehmet Kadir Kaya, sen de hoş geldin kardeşim. Mehmet ne demiş? Katıl üyesi olamıyorum, problem var galiba demiş. Katıl üyeliğini nasıl olunuyor arkadaşlar? Söylesinler. Sefarovic Cagney'i aratır demiş. Mesela bunu da konuşalım. Bunu da konuşalım. Armagedon da benim değerli arkadaşım, kardeşim. Hoş geldin diyelim. Yavaştan. Şu anda 70 kişiye ulaştık. Beğeni sayımız 30. Hep bu dengeli gidiyor. Bunu çözemedik. Hiçbir döneminde de çözemiyoruz. Şimdi hemen görsellerimizle başlayalım arkadaşlar. Yani ama
Güçlü bir beyni bizim için önemli. Hani Çakır'da da şey vardı ya, beni beğenmiyor musunuz diye. Şimdi Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu. Buruk Avusturya'da Graz kentinde, orada kadar önemli değil. Aşağıda Emin Bayram'ın sakatlığı, yaşadığı sakatlık için üzgün olduklarını dile getiren Buruk, Emin Bayram'ın bağlarında bir zorlanma oldu. Nazar değdi diyebiliriz. Çünkü kampı çok iyi geçiriyordu. İyi oynuyordu. Emin için büyük bir şanssızlık oldu. Ona üzüldük. Yerine giren Metehan Baltacı da bizi sevindirdi. Çok rahat oynadı. Sanki yıllardır bu formayı giyiyormuş gibi. O da çok iyi performans gösterdi. Emin için üzüldük. Metehan'a çok iyi oynadığı için sevindik diye konuştu. Şimdi Metehan Baltacı ve Emin Bayram için ben de bir şeyler söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi böyle oyuncular beni heyecanlandırıyor ama Emin Bayram geçen sene de bir maçta hemen başlar başlamaz bir sakatlanmıştı. Yani böyle kalıcı bir sakatlık inşallah olmaz çocukta. Devamlı sanki böyle maç ritminden sonra sakatlanıyor gibi geldi bana. Geçen sene sakatlanan Emin Bayram değil miydi arkadaşlar? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bir maç esnasında iyi oynadığı bir maçtan böyle çıkmak zorunda kalan bir genç oyuncumuz vardı. O Emin Bayram'dır diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum? Işık Kağan mıydı? Emin Bayram mıydı? Onu şimdi tekrardan bir hatırlamaya çalıştım. İnşallah demiş. En kısa zamanda gelecek yeni oyuncularla lige hazır olacağız. Buruk kamptaki son hazırlık maçlarını oynadıklarını vurgulayarak Işık Kağan'dı. Doğru. Doğru. Şimdi ben de zaten tereddüte düştüm ve zaten ismi hatırladım. Evet. Ulan demek ki öyle bir sıkıntı olmayacak. Emin Bayram bence biraz toparladıktan sonra tekrardan Galatasaray'a katkı vermeye devam edecek. En kısa zamanda gelecek oyuncular lige hazır olacağız. Şimdi net bir şekilde zaten geç kaldığımızı herkes kabul ediyor. Ben de kabul ediyorum. Benim geç kalmakla alakalı eleştirilerimizi yapıyoruz ama böyle çok fazla bir şekilde nasıl diyeyim? Tam kelimesini seçemedim. Geç kalındı ama bir yangında yapılacak bir durum görmüyorum. Bazıları yangın yapıyor. Bazıları ortalığı ateşe veriyor. Başka yayında da yangın yapmayın diyorlar. Ama ben hep aynı söylüyorum. Ben hep aynı noktadayım. Ben hep aynı bakış açısındayım. Ve ne diyorum? Yani güvendiğiniz yerleri izleyin. Güvendiğiniz yerlere destek olun. Güvendiğiniz insanlara itibar edin diyorum. Bana da güvenmeyenler olabilir. Beni de eleştirenler olabilir. Ama herkes güvendiği yerlere itibar etsin. Şimdi bunların hepsini değerlendireceğiz. Güzel yorumlar var. Sizlerden de güzel bir katkı bekliyorum. Özellikle yorum anlamında yayınlarımız. Özellikle ben gündüz yaptım yani. Gündüz öğlen yayınlarında sizlerin katkısı, yorum katkısıyla ben yoruma bakıyorum. O yüzden de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi gelecek transferler var. Bunları konuşacağız. Kadroyu konuşacağız. Eksiklerimizi konuşacağız. Yani bugün bir transferimiz geliyor ve geldi. Seferovic önemli transfer. Seferovic'i konuşalım biraz. Yani arkadaşlar, yani şimdi Seferovic konusunda ben kendimi ifade edemediğimi düşünüyorum. Yani Seferovic ben kötü topçudur demem. Seferovic ben Galatasaray'da faydalı olamaz demem. Ya bunu diyen adam art niyetlidir. Yani olabilir ama olmayabilir de. Yani çünkü bu tarz oyuncular Falcao'yu gördük. Falcao kötü oyuncu diyebilir mi bir insan? Diyemez. Seferovic'e de diyemez. Şimdi Seferovic'in verdikleri, yaptıkları kariyerine şimdi benim ne rütbem yeter ne benim bilgim yeter. Ama ben şunu söyleyebilirim. Ben bunu söylemekle yükümlüyüm. Ben bunu söylemekle size benim boynumun borcudur. Nedir o? Seferovic eğer emekliliğine gelmişse
Yanlış takıma gelmiş. Evet, Seferovic. Son emekli maaşını alayımın peşindeyse yanlış takıma gelmiş. Ben Galatasaray'ın iyi yönde ilerlediğini görüyorum demiş. Şimdi ama Mesut'cum hatırla, senin de sanki böyle bir 4-5 gün evvelinde, bir hafta evvelinde böyle bir olumsuz bir düşüncen vardı. Yani eleştirmek için söylemiyorum. Yani kimseyi eleştirmek için. Herkesin böyle bir sabır noktası var. O sabır noktasını bazen aşıyoruz diye düşünüyorum. Devamında da şunu söylüyor. Şu anda bir teklif gelmediği için oyuncunun tekrar değer kazanmasını istedik. Demek ki öyleyse neden 5 milyon euroluk satın alma maddesi koyuyorlar? Şimdi Mustafa Muhammed için konuşuyor galiba. Şimdi bir de çok orada çok değişik bir hikaye var. Yani orada bir yanlış yapılmış. Birazdan olma olasılığı yüksek oyuncuları da değerlendireceğiz arkadaşlar. Güçlü bir beğeni istiyorum. Dediğim gibi desteklerinizi de bekliyoruz. Türkiye'nin en çok şampiyon. Dün ne oldu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben dün gece bir yayın yaptım. Hatırlayanlar bilir. Geceki yayında sonlara doğru tek bir şey söyledim. Fenerbahçe ile ilgili bir konu gelmişti. Ben de dedim ki neden dedim Fenerbahçe dedim formasına dedim 5 yıldızını koymadı dedim. Şimdi hani dedim Fenerbahçe taraftarı dedim Ali Koç dedim Fenerbahçe taraftarını kandırıyor dedim. Sonra ne oldu? Ne oldu? Ne mi oldu? Bilenler biliyor. Ne mi oldu? Ama yani net bir şekilde ben gerekeni söyledim de zaten. Niye 3 aydır 5 yıldızı vurgulayıp da formasına yıldızları koymaz? Onun da gerekçesi şuymuş. Yersen. Yani bunu da yiyen Fenerliler vardı. Ben çok üzülüyorum. Bunu da yiyen Fenerliler var. Ne? Bu sene yetişmemişmiş. Seneye koyacaklarmış. Ya arkadaş ne akla kara mı ya? Baskı bir süreci var. O baskı yeni baskı yaparsın. Şimdiki yeni baskıları 5 yıldızlı yaparsın. Kendi yayınların neden donmuyor? Aa demiş mesela. Bunu Ümit Özat'ın da yayınında da söylemişti birisi. Tamam mı? Ya vallahi bilmiyorum. Kendi yayınlarında neden donmuyor bilmiyorum. Arada da donuyor yani. Ama ben kendi yayınlarımda hem benim internetim açık hem evin interneti açık. Ama Ümit Özat'ın yayınında cesaret edemiyorum. Çünkü adamın yayınının donmasını istemediğim için sadece benim Wi-Fi'm yani kendi internetimi yiyor. Özellikle onun yayınını yapabilmek için ekstra bir internet satın aldım. Yani burada art niyetli bir şey yok. Kendi yayınım neden donmuyor? Belki sabah yaptığım yayınlar donmuyor ama dün gece yaptığım yayın da donmadı mesela. Abi boş verin kuşları konuşmaya değmez. Tamam mı? Ben sadece bilgi amaçlı söyledim. Yani dün beni birisi orada böyle eleştiriyor. Bu Galatasaray'ı niye yayına çıkartıyorsun? Ben de dedim ki yani hocam dedim benden çıksın olayı anlattım. Yani Fenerbahçe Ali Koç Fenerbahçe taraftarını kandırıyor. Kandırmaya da devam ediyor. 3 aydır yıldız 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 diye tutturdular. Hadi koy bakalım dedim. Hadi koy yıldızlarını koy. Yani orada da büyük bir sıkıntı var. İyi yayınlar demiş Özcan Balık. Teşekkür ediyorum. Musa abi senin internet aşırı dropluyor, kalitesi düşüyor. 720p yap demiş. Mesela bunu değerlendireceğim. Buradan gidene kadar yayını düşürebilirim. Zengin şımarık baba parası da her şeyi satın alacağını sanıyor. Fos 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 demiş. Tabii. Ya ben zengin şımarık beni ilgilendirmez. Ya ben gördüğümü söylüyorum. Ya arkadaş ya bunu anlayamayacak bir yapıda mıyız? Yani ben bunu kızıma anlatsam. 3 yıl, 3 aydır yıldızda, 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 yıldızda bütün medyaya reklamla tehdit ediyorsun.
Formaların yıldızsız. Buna kim inanır? Kadir inanır. Bir de açıklama da birbirinden vasat. Yani ben şimdi o yayın benim yayınım olmadığı için devamını getiremedim yani ben. Getiremem de yani. Beni ilgilendirmez. Ama seneye, bu sene yetişmemişmiş de seneye koyacaklarmış. Formaya yıldız koymak çok mu zor? Değil Alicim. Gelirler o kadar Fenerbahçe, Feneryum mu diyorlar onlar? Feneryumları var. Tık 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 hepsine yıldızları eklerler yani. Ne olacak ki yani? Hadi 3 yıldız koymuş olsaydı ne olacaktı? Ya bunlar lafı güzel işte. Şimdi bizim konumuz değil tabii. Ben bunu öylesine. Ama dün birisi benim ciddi ciddi sanki yani neyse ciddi ciddi bana böyle yapıyor. Bu Galatasaraylı'yı nasıl diyor yayınlara çıkartıyorsun diyor bana. Ya Ümit Özat'la konuşmuşuz. Bakın ben Galatasaraylıyım demişim. Benim yeri gelecek konuşacaklarım olacak. Ama bu sizi rahatsız ederse ben şimdiden söyleyeyim ben yayınlara çıkmayayım demişim. Ya ben bunu söyleyemedikten sonra ne işim var o yayında arkadaş? Şimdi geçiyoruz. Bilgilendirme için teşekkürler. Al işte bak şu an hem benim internetim açık Emreciğim. Hem telefonun interneti açık. Evin interneti açık. Donmuyor ne yapayım şimdi bilmiyorum ki yani ben de şaştım kaldım ya ben donmasını ister miyim yani? Ne yapıyorsam aynı şeyi yapıyorum ben ne yapayım adamla yayın yapıyoruz. Ümit Özat'la sevgili çok değer verdiğim bir insan. Donuyor ne yapayım şimdi yani? İnşallah. Demek ki herkes gezmekten, tozmaktan eve dönüyor. O vakitte herkes internete giriyor. Yavaşlıyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ümit Özat buldu beni arkadaşlar. Ben nasıl bulayım onu? Ben ona ulaşabilir miyim? Ümit Özat bana dedi ki Eyüp'le bir proje iyi anlatmış. Eyüp de demiş ki benim kardeşim bu işi yapıyor. İzle yayınlarını beğenirsen birlikte yayın yapın demiş. Yani Muratçım ben gerekeni sonra şey yaparız. Yani ben öyle küçük benim yapımı biraz anlarsın sen. Ben burada ya ben kendimi ben zaten kendimi yeri geliyor çekiyorum. Neden? Kimseye kral muamelesi yapmayın arkadaşlar. Bu kim olursa olsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sorun değil. Ama net bir şekilde lafının arkasında dururuz. Nedir o? Fenerbahçe için söylüyorum. 5 yıldız söylemini geri çekmeyecektin. Oraya, o formaya koyacaksın. Anlatabiliyor muyum? Yani orada çoğu arkadaş da beni sevmiyor. Fenerliler çünkü yani normal. Yani buradaki benim buradaki arkadaşlar beni iyiyimle de seviyor, kötümle de seviyor. Anlatabiliyor muyum yani? Burada ne var? Burada bir hata yapsam benim iyi niyetimi görüyor arkadaşlar. Ama burada sağ olsunlar hepsi bana çok değer veriyor. Hepiniz bana çok değer veriyorsunuz. Şimdi Seferovic'in gelmesiyle alakalı tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Şu anda da 150 kişiyiz. Güzel bir beğeni. 100 hatta 155'e çıktık. Güzel bir beğeni. Ve desteklerinizi de bekliyorum tekrardan. Musa abi seni çekemeyen anten taksın demiş. Teşekkürler. Biz de oradayız. Bir şey ya var ama Yaşar'cığım yani normal adamlar Fenerbahçeli. Ben de Galatasaraylıyım neticede. Ha komple ortak yayınımız olsa şimdi doğruya doğru ben bazen de Ümit Özat'a cevap vermiyorum. Neden? Adamın yayını yani ben adama soru sormakla mükellef. Soru soruyor. Ha, çok da böyle beni rahatsız eden bir durum yok. Ümit Özat çok değerli bir insan. Yani onu da söyleyeyim size. Musa abi Okan Hoca güveniyoruz Fatih Terim'den sonra. Bakın ben hani bana diyorsunuz ya ben Fatih Terimci diyorsunuz ya arkadaşlar net bir şekilde Okan Hoca'ya destek çıkın. Eğer ben bakın ben
Fatih Terim'i istersen beni de lanetleyin, uzak durun benden. Ben diyorum ki bakın daha bunu söyleyebilecek adam var mı yani? Beni takip et. Ben o Fatih Terim dersem beni de aha şu olur ama işler çok çok kötü gider. İşler çok çok şey gider. Herkes böyle Fatih Terim yapar. Ayrı bir şey. Ama ben Okan Hoca'ya sonuna kadar destek olunması gerektiğini düşünüyorum. Okan Hoca'nın peşinden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Okan Hoca'ya vermemiz gereken değerin verilmesini düşünüyorum. Mete Hancığım, abi hep aynı şeyleri konuşuyorsun demiş. Tamam Mete Hancığım, sen de izleme beni. Aynı şeyleri konuşmayan bir arkadaşımızı bul. Anladın mı kardeşim? Aynı şeyleri konuşmayan birini bul. Onları izlemeye devam et sen mesela. Anladın mı sen beni? Fatih Terim değil Musa abi demiş. Musa Yıldız bir gün benimle yayın yap. Beşiktaş'taki gelişmeleri konuşuruz demiş. Yani saygı duyuyorum ama burası Galatasaray ağırlıklı bir kanal olduğu için Galatasaray kanalı olduğu için düşüncelerini sen de yayın yapmak isterim ama Galatasaray'ı bir Beşiktaşlı gözünde sormak isterim. Onun haricinde net bir şekilde Galatasaray konuşuyoruz. Tamam mı Metehan'cığım? Evet. Azerbaycan'dan selamlar. Galatasaray İsko'ya alabilir mi Musa abi demiş. Bak Eyüp bunu kaç haftadır söylüyor. Kimse İsko mevzusu konuşmazken şu an gene İsko'ya dönüldüğü konuşuyor. İsko haberini evet arkadaşlar. Bak dondu, donmaz, donmadı diyen arkadaşlar donduk işte. Biz de donduk yani. O yüzden de net bir şekilde donuyor. Bazen donuyor işte. Yani bunu da yapacak bir şey yok. Ben bu kadarına razıyım. Ben bu kadarına razıyım yani. Az bir de bir zaman kaldı. Ondan sonra yayın neden donmuyor dediniz nazar değdi demiş. Evet yani arkadaşlar bak yayın dondu. Ama birazdan düzelir gibime geliyor. Şimdi buradan yorumları ekrana getiriyor. Seferovic iyi çıkarsa Galatasaray'a çok büyük katkı verir. Seferovic ne demiş yayına verdiğim şey düşünmeyi dene. Yani biti tamam bunu yapacağım. Bundan sonraki yayında yapacağım arkadaşlar. Yani 1080 değil de 720 PC kuracağım. Takım döndü mü? Dönmedi galiba da. Tripod, ben bir taraftan da böyle sallanıyorum. Doğru diyorsun. Yani arkadaşlar şu an şimdi Seferovic'e takalım. Seferovic'i konuşuyor. Seferovic de katkı verir. Katkı vermez diyen adama ben katılmıyorum. Ama ne katkı verir? Ne kadar katkı verir? Eğer Falcao gibi emekliliğine gelmişse orada sıkıntı var arkadaşlar. Evet. Mesela açıklamaları var. Bir internetim gelirse onu da getireceğim. Ne demiş? Burada olduğum için çok mutluyum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sakatlığım yok. Çok iyi durumdayım. Şimdi evet bak geldik. Tekrar o bir internete geçtim arkadaşlar. Şimdi hemen oradan da devam edelim. Size görselleri getirmeye. Şimdi sizlerden gelen sorular da varsa ve şu anda da anlık 160 kişi izliyor. Beğeni sayımızı biraz yukarıya çıkartalım. Ricam sizden ricam. Tek başıma yaptığım yayınlar evet. Devam ediyoruz.
Bugün bayağı bir troll var arkadaşlar. Farkında mısınız yani? Grilic imza parasını yükseltti haberleri doğru mu? Doğru. Yani yükseltmesi gerekiyor. Yani sen şimdi Abdülkerim Bardakçı'yı alıyorsun. 3 milyon euroya yakın para veriyorsun. Grilic'in parasına da itiraz ediyorsun. Yani Abdülkerim Bardakçı'ya 2,7 milyon euro veriyorsun. Grill için menajerlik parasına da itiraz ediyorsun. Ben bunu anlayamadım yani. Bence net bir şekilde Grill içteki o rakamın kabul edilmesi gerekiyor. Ve bu tarzda bir oyuncuyu aldığında nasıl diyeyim sana, size arkadaşlar, yani 10 milyon, 7 milyon, 8 milyon euroları alamayacağın oyuncuyu sen kaça çeviriyorsun? 2 milyon için mi vazgeçeceksin? Evet. Ben de hoş geldin Uğrancığım. İyi yayınlar Musa abi demiş. Ya arkadaş, 1 milyon fazla versek ne olacak? Vermesek ne olacak? Ver gitsin, bu kadar cimrilik olmaz Dursun demiş. Evet. Ya, bir kere Abdülkerim Bardakçı örneği var. Pedro için açmıştım bir sürü şeyi, kaynakları açmıştım. Bence Grilic için de o kadar Musa abi Grilic'e Brighton'da teklif yapmış. Yani artık tercihini o yapacak. Yani eğer tam anlamıyla bitmeden bu dışarıya lanse edilmişse onu bilemem, ama şu anda Grilic'e kaptırmamamız gerekiyor. Grilic'in ne şekliyle olursa olsun almamız gerektiğini düşünüyorum. Musa abi iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Bu yönetime güvenmiyorum demiş. Bu yönetime güvenmiyorum değil doğrusu. Yani bu yönetime ben güveniyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Musa abi yazdığımı okur musun demiş. Yaşar'ın yazdığı ne? Abi şuna bir açıklık getirelim. Bizimkiler 1,5 veriyor, kabul ediyor ama peşin istiyor. Bizimkiler de taksit ne istiyorlar? Grilic işte taksit olacaksa 2,5 verin diyor. Konu bu adam bizde. Tamam. İşte gerekeni söylemiş. Evet. Küçük hesaplar yüzünden birçok futbolcuyu elden kaçırıyorlar. Özcan, %100 katılıyorum. Sancı ile sana da katılıyorum. Gelmezse %100 büyük bir hata olacak ki bu iş, hani mesela Getson hikayesi Burak Elmas'ı götüren sebeplerden biridir. Buna katılan var mı bilmiyorum ama Getson konusu Burak Elmas'ı götüren önemli hamlelerden biridir. Önemli hikayelerden biridir. Ama artık Seferovic kötü çıkarsa arkadaşlar, bu net bir şekilde Galatasaray'ı zor durumda bırakır. Dursun Özbek'i zor durumda bırakır. Sıkıntı yok, yarın açıklanacak demiş Yaşar Bartu. Sesle alakalı bir sıkıntım var mı arkadaşlar? Bir sesim gitmiş olabilir. Ses seviyemini söylerseniz. Bak, Onur Bilir %100. Getson, Işıtan ve Fatih Terim. Ama Getson bence çok önemli etkendi. Burada da Grilic olmadı. Pedro'yu kaçırdılar. Çok istiyordu taraftar. Olmadı. Sonrasında başka oyuncular, transferler gecikti. Bunların hepsi birlikte bağladığında yönetimi götürebilecek hikayeler arkadaşlar. Yönetimi götürecek arkadaşlar. Şimdi iyi Musa abi demiş. Gerçek Galatasaraylı takımının, kulübünün, topçularının eleştirir ama ne içinde çöplemez. Ben 42 yaşındayım, bunca senedir hiç kimseye çöp demedim demiş. Yani çöp dememek lazım. %100 katılıyorum. Bizim Musa abi, bizim yönetimde kim olursa olsun bu adama takılıp kalıyoruz. O da A, B, C planlarımız yok. Sonra da vasat oyunculara kalıyoruz demiş. Bak, bu da çok güzel yorum.
Musa abi, Galatasaray bence iyi takım kurmaya doğru gidiyor. Yeter ki Taylan gitsin demiş. Yani bir tek Taylan'ın gitmesi mi senin iyi takım kurmandaki hikayeyi? Kırım'dan selamlar. Kırım'a selam olsun. Aleyküm selam kardeşim. Şimdi devam ediyoruz. Yani mesela Seferovic'de devam etmiştik. Galatasaray'ın talebi üzerine transfer görüşmelerinde öncesinde 3 kez sağlık kontrolüne girmişti. İmzalar öncesi Seferovic bir kez daha sağlık kontrolüne girdi. Seferovic'in sağlık kontrolleri bir kez daha temiz çıktı. Yani arkadaşlar artık yani net bir şekilde buna inanmak zorundayız. Yani sağlık kontrolünde Grilic ne oldu bunu konuşuyoruz arkadaşlar. Abi inşallah Grilic kapı gelir bugün demiş. Ya yani ben bugün önce Dubio transferini bekliyorum. Sonrasında da Grilic'le alakalı ilk açıklanacak Dubio olacağını düşünüyorum. Sonrasında da Grilic'i bekliyorum arkadaşlar. Şimdi diğer transferlerle de ilgili konuşacağız ama yani. Şimdi bakın kalede problemimiz var mı? Bence yok. Muslera var, Okan Kocuk var, Batuhan Şen var. Bence kalede yok. Orta stoperlerde Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Emin Bayram, işte Metan Baltacı'ydı galiba. O var. Genç oyuncu. Kale taş gibi %100 bak. Stoperlerde de Grilic'i de arada sıkıntı yaşadığında Grilic'i de orada kullanırsın. Orada da tamam. Beklerde işte Arnold var, Dubio geldi. İşte Saşa girecek, Kazım Can var. Başka böyle bir tane sağ bek, sol bek de lazım. Mesela sağ bek, özür dilerim, yerli. Ayrıyetten de zaten orada rotasyon anlamında bek de oynayan oyuncular var mesela. Abdülkerim Bardakçı bek de oynuyor. Şimdi orada da tamam. Orta saha Grilic diyelim geldiğini. Yine oraya Grilic koyabiliyoruz. Sonra Oliveira var. Sonra mesela bir oyuncu daha düşünülüyor. Carvalho, bilim Carvalho olabilir. Başkası olabilir. Ndombele'den hala ben umudumu kesmiş değilim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. O var. Sonrasında Ndombele'yi de geçtikten sonra alırsak tabii bunlar. Orayı güçlendirmemiz gerekiyor ki orta sahada bizim güçsüz olduğumuzu düşünüyorum zaten. Orayı güçlendirirsek Galatasaray net bir şekilde kanatlarda da Kerem, Yunus ayrıyetten de ne diyelim? Barış Alper var. Emre Kılınç var. Emre Kılınç'ın gideceğini varsayıyorum. Ama Emre Kılınç var şu an için. Morutsan mesela 2-3 idman iyi oynuyormuş. Bir bakacaklar arkadaşlar. Morutsan'a bu arada çok talip var yani ligde. Hani kötü dediğiniz Morutsan var ya. Şimdi Sasha Boy olayı var ya %100 haklısın. Neden biliyor musun arkadaş ya? Ya bu oyuncuda bir sıkıntı var. Bu oyuncunun sıkıntısını çözmeleri lazım yönetim. Ya arkadaş biz yıllarca Ömer Bayram'a katlandık ya. Yani 21 yaşında oyuncu, gelecek vaat eden bir oyuncu niye 21, 22 kaç işte yaşı neyse. Ya biz bu oyuncuya niye tukaka yapıyoruz ya? Yani 21 yaşında bence biraz deneyelim, bence biraz bakalım, bence biraz arkasında duralım arkadaşlar. Morata'nın biz de talibiz demiş yani. Beşiktaş tabi espri yapıyor. 3 tane yabancı sağ bek çok fazla demiş. Yabancı değil. Yerli istiyorum. Omar'ın gitme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Omar'ın gitme ihtimali çok yüksek. Yani ama ben Saşa'nın kalmasını istiyorum açıkçası. Yani net bir şekilde söyleyeyim size. Artık yani mesela bütün herkes paylaşımlar yapıyor. Ben de onu ekrana getireyim. 3'ün 5'in hesabını yapmayın. Getirin artık demiş mesela Grilic için. Berkay ile ilgili de gelişmeler var. Yani Berkay ile ilgili arkadaşlar mesela
Artık 3-5 hesabı yapmayın, gereken neyse yapın. Florian Grillich Galatasaray'a gelmelidir demiş. Peşindeyiz Galatasaray. Bunu paylaşmış mesela. Artık yani bu oyuncu eğer o konuşulan 15, 16, 17 milyon eurolar civarındaki bonservis varsa, yani o oyuncunun babasına net bir şekilde 1,5 milyon mu artık 2,5 milyon vereceksin arkadaş. Vereceksin. Ben buna karşı değilim. Yaşı itibariyle de değilim. Bak Seferovic'de ters düştüğüm, Pedro'da ters düştüğüm, Fenerbahçe Pedro'ya 17 milyon, kimine göre de 22 milyon para bağlamış. 30 yaşında bir adamdan bahsediyor. Ya kızacaksınız, beni bombardımana tutacaksınız. Oldu ki Pedro Fenerbahçe şampiyon yaptı ya. Oldu ki yaptı bu. Ki yapacağına inanmıyorum. Yani ne olacak arkadaşım? 24 milyon euroya mal olan bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Şimdi ben mesela burada Grilic'teki hikaye 2 milyon alacağı para falan bakıyorum. Makul geliyor. Bir tane daha transfer yapar gözüyle bakıyor. Bana göre makul geliyor arkadaş. Yani ben olaya böyle bakıyorum. Sizler de böyle bakmanız gerekiyor. Yani sizler de net bir şekilde böyle bakmanız gerekiyor. Serkan Korkmaz ne demiş? Hemen okuyalım. Galatasaray'ın orta sahadaki yılların dinmek bilmeyen boşluğu aynen devam etmekte. Gezegende en kolay bulunacak oyuncu türü yıllardır edinilemeyen o 6 numara Grilic ya da müdahale biri ivedilikle alınmazsa sezon çok zor geçer demiş. Yani Roma Dybala'yı açıklamış arkadaşlar. Vay be. Dybala da gitti yani. Yani şimdi ya 6 numarada yani mesela meziyetler anlamında 6 numaranın çok meziyet olmasına gerek var mı? Yani mesela tabii ki topu ön tarafa hızlı taşıması gerekiyor. Tabii ki net bir şekilde pas yüzdesinin iyi olması gerekiyor ama ya 6 numara ya biraz daha böyle hızlı ayağından çıkan ve hızlı pas trafiğini yöneten biri. Şimdi ama golcülük başka işte ya ben neden hala 6 numarayı bulamadık ona şaşıyorum arkadaşlar. 6 numara transferini neden bulamadığımızı şaşıyorum. Birkaç tane isme takılıp kalıyoruz. Yani mesela şimdi ben bunu söyleyeyim benden çıksın. Hani G'ye mi Grilich mi? Ben Grilich'tim. Ama G'ye diyecek insanlar da var. Yani 6-8 oynayabilen. Anlatabiliyor muyum? Roma Dybala'yı kadrosuna kattı. Az önce söyledim zaten. Arkadaşlar şu anda kaç kişiyiz? 220 kişiyiz. 200 hatta 230'a geldik. Yani 113 beğeni var. Sizden ricam. Ayrıyetten de yayınlarımızı destekleyin. Katıldan Süper Chat sticker'da da bana destek olursanız sevinirim. Hepinize şimdiden tekrardan teşekkür ediyorum. Diyorum. Bakıyorum. Mustacığım yönetim ters köşe yapıp G'yi alacak gibi görünüyor demiş. Yani inşallah ya ben G'yi çok istiyorsunuz diye laf etmiyorum ama ben G'yi taraftarı değilim yani. G'den uzak dururum ama tabii ki herkes G'yi istiyor. Grilic Fenerbahçe'ye bedelsiz demiş. Tabii ki espri yapıyor arkadaş. Yani alıyorsa alsın. Onu da alsın. Grilic'i de alsın. Duboyo'yu da alsın. Ne bileyim. Alsın. Herkese alsın Fenerbahçe. Yani herkese almak doğru değil ki. Musa ve Galatasaray Arnautovic'i de alıyor. Galiba Forvet'te Seferovic, Arnautovic ikilisi düşünülüyor galiba. Okan Hoca demiş. Olabilir. Aynı coğrafi. Ya. Yani neden olmasın ki? Aynı. Yani oyun stili anlamında bilmiyorum ben böyle bakıyorum Mustafa Muhammed'i gönderdiler. Çok üzüldüm. Mustafa Muhammed he, tutmadı çocuk. Bizde tutmadı. Olmadı. Ama bizde tutmadı. Bakıyorum üzülüyorum. Genç bir çocuktu. Ben onun yerine Gomis'i gönderiyordum. Gomis'i. Neden sözleşme yaptılar? Bak oradan hiçbir ses seda çıkmıyor. Bu yönetimde
geçmiş yönetime hiç laf dokandırtmıyorsun. Yani normal. Biz önümüze bakalım diyor. Yani oradaki ben hala hikayeyi çözümü anlamak istiyorum. Bu adama gol bonusu mu verdiler? Sözleşmesi devam mı ediyor? Ki devam ediyor olduğuna göre gol bonusu falan yokmuş. Ama şimdi beni rahatsız ediyor. Neden rahatsız ediyor arkadaşlar? Net bir şekilde söylüyorum. Yani Gomis gol bonusu, ya bakın şöyle bir şey olsaydı, gol bonusu mevzusu olmuş olsaydı da kalsaydı takımda, kararı Okan Buruk'a kalmış olsaydı eleştiremezdik. Okan Buruk bugün çıkıp diyebilir ki Gomis gitmek istemedi, kontratı da vardı, biz devam etmek zorunda kaldık. Yönetimde gönderemedi, maaşı yüksek olduğu için. Bu farklı olurdu. Ama Okan Buruk'a yazmadı ama şu an mesela sözleşmesi devam etmemiş olsaydı sözleşmesi devam etmemiş olsaydı net bir şekilde şunu yapacaktı. Diyecekti ki ben bir deneyeyim, ona göre bakayım, ona göre değerlendirdikten sonra devam ederim veya etmem diyecek. Mustafa Bey, Ali Koç seni de alır diye tedirgin olmaya başladım demiş. Yani tedirgin olmak değil arkadaşlar. Yani çok hoş bir mevzu değil aslında. Yani Fenerbahçe, Özcan çok esprili bir yaklaşımda olmuş ama hani gerçekten ben kendi hayat felsefemde bazı şeylerin para olmadığını ben kendi içimde biliyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Ha, yani bir laf vardır da o lafı söylemek doğru olmaz, etik olmaz ama. Ama mesela Fenerbahçe'nin yaptığı şunu yapıyor. Oldu mu olası bunu yaptı. Ya, arkadaşlar yani birbirimizi kandırmayalım. 6-7 senedir, 10 senedir neredeyse yani veya ben daha evveliyatında sayayım ama sizler belki de yaş olarak biraz gençsiniz. 20 senedir Fenerbahçe her sene transfer şampiyonu olur. Onlar gelir, bunlar gider, onlar gelir, bunlar gider. Ne? 10 senedir Fenerbahçe kaç tane şampiyonluk olmuş? Yapmış yani. Mevzu transfer yapmak değil ki ya. Bizi de kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Bakın ben net bir şekilde söylüyorum. Açık arttırmaya giren hangi transfer olursa olsun ben kaçar giderim ha, arkadaş. Galatasaray'ın sokağa atılacak bir kuruş parası yoktur yani. Galatasaray'ın satılacak bir yani boşa çıkacak bir kuruş parası yoktur. Hem onu iste hem bunu iste hem de Galatasaray zarar etmesin. Yok öyle bir dünya. Ediyorsun işte. Ya ben hep kimse vurgulamıyor ama ben söylüyorum. Orada da 50 milyon euroluk bir pasta varken 70 milyon sadece taraftara hoş gözükmek için yapılacaksa yapılmasın arkadaş. Yapılmasın. Ben bunu söylemekten vallahi ben çıkayım Galatasaray TV'ye öyle deme. Bak tam okuyacaktım. Demek ki Burakçığım daha düzgün şeylerle yaz. Troller çıksın demiş bak. %100 katılıyorum gardiyana. Teşekkür ediyorum. Mustafa Muhammed gönderirken ağlaması normal değil. Ayak oyunu var mı acaba demiş. Yani ben de şaşırdım. Ne bize hissettirdiler Yasinci? Ne dediler hep? Mustafa Muhammed kendi gitmek istiyor. Mustafa Muhammed kendi gitmek isteyen bir adam. Niye ağlasın? Stat sponsoru bekleniyor dört gözle. İnşallah. Orada da hep birileri karıştırıyor. Agah Beyoğlu, Evan'dan hayırlı olsun. Yukarıda dislike attım. O attım, bu attım. Musa abi haklısın ama artık transfer gelsin yeter. Bak %100. Hepimiz bunu aldık yani. Hepimiz yani net bir şekilde transferleri bekliyoruz. Net bir şekilde geç kalındığını düşünüyoruz. Ama hani böyle yangın yapmanın da bir anlamı yok. Şimdi bu adamlar kendi takımlarından idmanını yaparak gelecekler. Sadece gelecek adam kimse işte Dubio idmanlara çıkıyor mesela. Gelecek Galatasaray'da idmanlara çıkmaya devam edecek. He. Yani gelir gelmez tam böyle geç gelirse gelir gelmez belki ilk maçta oynamayabilir.
biz ilk varsın ilk maçta da oynamasın. Bir şekilde kazandın kaybettin. İnşallah kazanırız. Ha, kaybetsen de ilk maç senin motivasyonunu düşürürsün. Ama yeter ki sen umut vadeden bir oyun oyna. Umut vadeden bir sistemin olsun. Bunları yapabilirsen sen Galatasaray olarak başarılı olursun. Ben üstüne basarak söylüyorum. Fenerbahçe bu aldıkların üstüne bir 6-7 tane daha alsın. Beşiktaş bu yapılanların üzerinde bir 3-4 tane daha alsın. Galatasaray var olduğu sürece ligde şampiyonun en büyük adayıdır. Bunu laf olsun, torbada olsun diye söylemiyorum yani. Arkadaşlar biz ne olduğumuzu bazen unutuyoruz. Ha, insanlar hep eleştiri yapıyor. Hep böyle farklı yerlerden bakıyor. Tabii ki 2 senedir Galatasaray'ı kötü götüren etkenler var. Yani şampiyonluğu olamadığımız bir Beşiktaş'ta giriştiğimiz bir şampiyonluğun hikayesi var. Fatih Terim'e yazıyor, değil mi? Ve kime yazıyor? Yönetime yazıyor. Yönetim zamanında alabildi mi Onyekuru'yu? İkinci yarı getirebildi. Yönetim sonradan istediğin oyuncuyu alabildi mi? Mesela İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye kaptırdı. Sezon başında Onyekuru'yu gelmiş olsaydı o sene Mert Hakan Yandaş'la seversin sevmezsin karakterini eleştirirsin eleştirmezsin. Mert Hakan Emre Kılınç olayı olmuş olsaydı şimdi Fenerbahçe ne yapıyor? Galatasaray'ın bir planı olduğunu düşünüyor. İşte Fatih Terim varken diyordu ki Fatih Terim İrfan Can'ı istiyorsa demek ki çok önemli bir şey orada görev alacak İrfan. Galatasaray almasın yeter ki Galatasaray almasın gelsin burada yedek kulübesinde otursun. Şimdi o yüzden ben bakıyorum Muhammed ilk geldi. Arkadaş herkes metiyeler düzdü. Sonrasında Muhammed'e çok demeye başladılar. Ya, kimse de demiyor ya. Kimse de ya, bir şey var. Bu adam neden mutsuz? Bu adamın neden formu düşüyor? Düştü. Anlatabiliyor muyum? Ya, o yüzden biraz böyle her şeyi böyle doğru yerden bakmak lazım. Ben böyle görüyorum insanlar böyle yayın yapan insanlar var. Oraya yangın yapıyor, buraya yangın yapıyor. Böyle biraz da magazinsel konuşuyor. O alkışlar, süper chatler, stickerlar havada uçuşuyor. Sıkıntı yok. Bir de sahanın içini konuşun. Sahanın içini konuşmaya varlar mı? Yoklar yani. Orada bunu yapmış, burada şunu yapamamış diyemiyorlar. Yani o gelecek mi, bu gelecek mi? Şuradan tüyo var, buradan tüyo yok. Musa Bey, gardiyanı niye engelleyelim? Gardiyan düzgün konuşuyor. Bakalım ne yazmış mesela. Gardiyan ne yazmış? Gardiyanı arkadaşlar böyle herkesi kolay kolay engellemeyelim. Bütün herkes bizim yani gardiyan sen de biraz üslubunu bir düzeltsen. Mesela gardiyan ne olmuş? Ya arkadaşlar niye son başına kadar mı getirtmek mi zorundasınız? Gardiyan ne yapmış da gardiyana bu kadar yükleniyorsunuz siz? Şimdi arkadaşlar troller kalsın kıskançlığından çatlasın demişim Murat Mayıs. Kesinlikle katılıyorum Muratçığım. Şimdi soruyorum size Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Var mı? Yok. Ergun Ekon ne demiş? Sergio Oliveira tam bir saha içi lider oyuncusu. Oyun algısı da öyle. Orta sahaya daha takviyelerin olacağını söyleyebiliriz. Şimdi bizim orta sahada lider oyuncu. Ben en son bir önceki maçta şutum biraz maçıydı. Oyuncuya baktım arkadaşlar. Devamlı uzun pas deniyor. Devamlı uzun pas deniyor. Ve hemen hızlı ya sol ya sağ kanada
oyuncuyu buluşturmaya çalışıyor. Şimdi Grealish'in de özellikle Grealish'in özelliği neydi arkadaşlar? Geriden oyun kurma anlamında çok faydalı bir oyuncudan bahsediyoruz. Grealish'le Oliveira orada hem pas dağıtımında hem yani biz Taylan Berkan ikilisinde ne yapıyorduk? Marka Nelson Muslera veya Marka Nelson Muslera. O öyle diye olmaması lazım. Oyuncu sana basarken Marka'ya veriyormuş gibi pat bir anda dönüp hızlıca da kanattaki oyunculara buluşturmak. Bunu yapabilecek oyuncu lazım bize. Bado Endia'ya veya Fernando Reyes ne yapıyordu? Aldığında önce dribbling atıp bir iki kişi geçip birinci bölgeden ikinci bölgeye hatta bazen üçüncü bölgeye gidebiliyordu. Bize bu oyuncu eksikliğiyle eksik. Yani birinci bölgeden hızlıca topu ikinci bölgeye yeri gelirse üçüncü bölgeye taşıyabilecek oyuncu ihtiyacımız var. Yani bunu da yapabilirse bence faydalı olur. Ama yani Taylan gibi Muslera'ya geri dönecekse Muslera gibi şey veya Nelson'a verecek veya Abdülkerim Bardak kim oynuyor artık kim oynuyorsa ona gibi geri pası verecekse bence gereksiz. Ne demişler Denayer'le ilgili? Bu görseller Eyüp'ün olduğu için arkadaşlar Torino Bremer'in yerine Jason Denayer'i anlaşmaya yaklaşıyor. Belçikalı defans oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Son detaylar konuşuluyor. Oyuncu bu hafta İtalya'da sağlık kontrolünden geçebilir. Yani Denayer'i ben hala söylüyorum. Yani ben mesela size şu soruyu sormak istiyorum arkadaşlar. Mesela size şu soruyu sorabilir miyim? Bizde yani yabancı stoper alınacaksa bu Denayer mi olmalı mesela? Yani Denayer'i isteyen kaç kişiyiz arkadaş? Denayer'i ister misiniz? Öyle de sorabiliriz. João Pedro orta sahada inanılmaz olurdu. Grealish, Sergio, Pedro ligin en iyi orta sahası olurdu. Evander çok pahalı. Arit'i yetersiz görüyorum. Daha iyi biri alınmalı demiş. Şimdi bak João Pedro kötü olurdu demiyorum. Ama ben burada ben burada para kısmına takılıyorum. Ben bununla ilgili hep aynı şeyi söyledim. Aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim. João Pedro'nun %1 dahi kötü oynama ihtimali varsa, paraya döndürememe ihtimalimiz varsa gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ne olursa olsun. João Pedro geldi, sana %100 katkı verdi, şampiyon yaptı. Olabilir. Maliyetine bak. Babel'i geç yani. Babel büyük kazık oldu da Babel Feghouli gene bir şeyler kattı. Feghouli ile Belan da diyecektim. Babel yanlış söyledim. Şampiyon da yaptılar bizi. Şampiyon da yaptılar bizi. Feghouli ile Belan da. Ama sonrasında niye göndermeye çalıştınız? Çünkü randıman vermediler. Maliyetleri çok yüksek. Maliyetlerinden kurtulmaya çalıştınız. Stopere gerek yok demiş abi. Emin ve Metehan rotasyon olabileceğini kanıtladı. İşte bak bana kalsa özgür gibi düşünüyorum ama sezon içerisinde böyle çok işten istediğimiz gibi gitmeyince herkes bu kadroyla çıkarsan biz yetiştirici kulüp değiliz. Bu kadroyla çıkarsan böyle olursun derler. Ama herkes baştan kabul etmiştir yani. Mesela istemem diyenler de var çoğunlukta. İsterim diyenler de var ama bakalım. Denayer'i istemem demiş. Denayer geleceğine altyapıdan birini oynat demiş. Boateng'i istiyorum ben demiş. Agah öyle istemem demiş. Beşiktaş'ın istememesini manidar buluyorum. Sakatlanması kötü oldu ama yani ben tekrar aramıza döneceğini düşünüyorum. Denayer geleceğini onu okumuştuk. Bardakçı bile soru işareti kesinlikle almalıyız. Kaliteli bir stoper demiş. Mesela Aykut Aslanoğlu da alınması gerektiğini düşünüyor.
Ya mesela Deneyer gelsin oynatıp satarız demiş. Deneyer gelmeli demiş. Adamdır demiş. Deneyer'e hayır demiş mesela Mesut Zengin. Fenerbahçe yani mesela Ali Koç bizim çok istediğimizi bilmiyor mu ya? O Kim Minji'nin gitme ihtimali varken Deneyer'e de alsa ya. Büyük paralar verip. Alınmalı. Deneyer geleceğini Kaan Ayhan alınsın daha iyi. Ben hani Deneyer geleceğini Kaan Ayhan alınsın daha iyiden ziyade yerli en azından. Yani bizim rotasyonu da yerli rotasyonu da düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Botank gelse bir ufoloji etkisi yaratmaz mı demiş bak. Yaratır ama Boateng'in maliyeti çok yüksek değilse ben isterim yani Boateng'i. Ha, tam işte istediğiniz mevzu ne? Abilik yapsın. İşte takımda liderlik yapsın. Boateng tamam. Ama büyük paralarsa işte 3,5 milyon maliyeti ise istemem arkadaşlar. Grinch bence bu vakitten sonra dönmez arkadaşlar. Ama bilmiyorum tabii ki. Amine Harit'te son durum ne? Amine Harit maliyetini düşürmüyor. İstediği para Galatasaray'dan fazla. Ozan Kabak'la alakalı bir girişim olmuştu geçmişte. Ama şu an için tabii ki adamlar büyük paralar verip transferlerini yaptılar. Yani ufak bir rakama düşeceğini düşünmüyorum. Yani Galatasaray'da verir mi o kadar para? Vermeli mi? Orada da tereddütlerim var. Şimdi bakıyorum. Boateng hasta, hantal ve yaşlı defansa arkaya çok top kaçırıp çok penaltı yaptırır demiş. Halit inşallah olmaz demiş mesela. Arkadaşlar. Akşam Balotelli anketi yapalım istiyorsunuz ama yani Balotelli isteyen arkadaş gerçekten Muratçım yani seviyorum, saygılarımı iletelim. Ama yani ya gerek var mı sizce ya yani? Balotelli sorun orada çıkarmadı geldi burada çıkaracağı tutar. Burada taraftarın biriyle tersleşir. Motivasyonu dağılır. Ondan sonra bilemedim abi yani ben Balotelli'yi istemem. Bir de dört ya bir şey söyleyeyim mi? Adana Demirspor bile PR çok güzel yapıyor. Sen yapamıyorsun. İşte yok satmayız yan cebimize koy yapıyorlar şu anda. Yok. Balotelli'de yani. Adamlar Balotelli'den para kazanmanın peşindeler. Ama istemem yan cebime koy yapıyorlar. Yok Balotelli bir satmayız diyorlar yani. Böyle bir sıkıntı yok. Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Yani biz Balotelli'yi alacağımıza Cagney vardı işte. O da deli doluydu. Cagney'e devam edelim. Hasan Bal teşekkür ediyorum. 11 kişi maç tamamlayamazsınız. Adam çatlak demiş yani. Bir ara Beşiktaş da istiyordu ama. Beşiktaş da istiyordu. Beşiktaş, Balotelli Adana'ya gelmeden önce riskine girecektin alacaktın yani. Onu yapmıyorsan bence. Evet. Yavaştan yayınımızı kapatalım. Yaklaşık 210 kişiyiz. Güzel bir beğeni. Sizleri seviyorum. Bugün akşam 12 yayınında da görüşmek üzere diyorum. Çıkmadan beğeni yapalım. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hemen şu fragmanımızı da girelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.